İddianame dediğiniz zaman okunup anlaşılabilir olmalı. İddianame dediğiniz zaman beni neyle suçluyorsan delillerini ortaya koyarsın. Gazeteler üzerinden, televizyonlar üzerinden insanları suçlu ilan Zekeriya etmez. Zekeriya Özül iddianamelerine baktığında binlerce yıl önceden alıyordu bir takım örnekler bakın, veriyordu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben net şunu söylüyorum ya. Diyorum ki bırak tamam özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde ne işimiz var diye de geçiyorum. Ya diyorum ki o iddianameyi getirin şimdi. Yapılan usulsüzlükleri ortaya koyalım. Yapılan usulsüzlükleriniz de geçerli olsun. İddia ettiğiniz suçların gerçekleştiğine ilişkin hangi tanık beyanı var? Yok. Hangi somut delil var? Hangi suçüstü hali var? Madem diyorum bak ben gayet net soruyorum. Diyorum ki ya sizin elinizde binlerce kolluk mensubu var. Telefon dinleme tekniği var. Teknik araçlarla izleme takip imkanı devlet, var. Devlet var. Aylarca takip. Devletsin. O yetkileri gücü kullanıyorsun. Ya kardeşim. Orada adı geçen maçlarda bir suçüstü yapsana. Eğer suçüstü yapacaktın da yapmadıysan o da senin kusurun. Ondan ne mal alamazsın. Ondan yararlanamazsın. Ben bunu söyledim. Şimdi dedim siz burada yargılamayı şöyle yapıyorsunuz. Siz burada ne demek istediniz? Burada öyle mi dediniz? Burada şöyle mi dediniz? Ya şimdi söyleyeyim. Bugün Yargıtay'ın onlarca kararı var. Sadece telefon konuşmalarından elde edilen kayıtlarla siz insan suçlayıp mahkum edemezsiniz. Fakat somut delilleriniz lazım. Sayın Şahin şunu yapıyorlar. 2007 Amerikan Savunma Bakanı ürettiği algı operasyonu bakın diye bir tanımlama var. Algı operasyonu öyle yapılıyor. Yapılan şu. Sanal bir örgüt. Orada kimleri yerleştirmek istiyorlarsa onları yerleştirip onlara göre delilleri kendileri sübjektif yorumlarda üretiyorlardı. Evet. Bak bunu söyleyebilirsiniz.